Uzman Doktor Ahmet Şahin, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Hocam biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır koronavirüs hayatımızda. İnsanları her yönden etkiledi. Ekonomik olsun, sağlık olsun. Bir de bunun üzerine mutasyonlu korona çıktı. Mutasyonlu korona nedir? İnsanlar tedirgin dolayısıyla. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Mutasyonlar aslında virüslerin çoğunda, özellikle RNA virüslerinde, koronavirüs de bir RNA virüs, çoğalmaları sırasında meydana gelen bir takım genetik yapılandaki değişiklikler. Mutasyonlar aslında kaçınılmaz bir sonuç. Bazen olumlu, bazen olumsuz bir şekilde sonuçlanabilmekte. Şu anki meydana gelen mutasyonlar virüsün bulaşma hızında, ölüm oranında da kısmi de olsa bir artışa yol açması sebebiyle önemli. Hastaların klinik başvurusunda, hastaneye başvurusunda pek farklı bir değişiklik yok. Hastalar yine aynı şekilde ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, ishal, eklem ağrılar gibi yaygın halsizlik şikayetiyle başvurmakta. Mutasyonlu virüslerde farklı, spesifik bir başvuru şekli yok. Özellikle bulaş hızının yüksek olması sebebiyle önemli. Çok farklı değil. Daha önce bildiğimiz COVID-19 enfeksiyonuna nasıl yaklaşıyorsak, toplumda kendimizi nasıl izole ediyorsak, sosyal mesafeye nasıl dikkat ediyorsak, aynı şekilde biraz daha hassasiyeti, özeni arttırmış şekilde dikkat etmemiz gerekecek. Yine sosyal mesafe, maskenin doğru takılması, hijyen kurallarına uyma, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte gereksiz seyahatlerden kaçınma, sosyal ilişkilerin asgari düzeyde tutulması, kalabalık mekanlarda 15 dakikadan uzun durmama gibi önerilere dikkat etmek gerekir. Peki hocam, mutasyonlu korona en çok hangi yaş grubunda çıkıyor? Mutasyonlu koronanın direkt spesifik bir yaş grubu yok. Tüm yaş gruplarını etkileyebilmesi zaten özelliği de orada. Yani genç ve çocuk yaş grubunda dahi ağır hastalık tablosuna yol açma sebebiyle önemli. Tüm yaş gruplarını etkileyebilir. Koronavirüs geçirmiş kişilerde de mutasyonlu korona görülebiliyor mu? Görülebilir. Yalnız bununla ilgili elimizde net veri yok. Özellikle hastalığı geçiren, doğal antikor oluşturan kişiler veya aşılanan kişilerde mutasyonlu virüs ile tekrardan reenfeksiyon görülebilir. Yalnız İngiltere mutasyonunda şu an için mevcut olduğumuz aşının koruculuğu var. Ama Güney Afrika, Brezilya mutasyonuyla ilgili henüz net veriler yok. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü antikor seviyesinde de azalmaya yol açtığı gösterildiği için yine de hiç aşılanmamış gibi biz aynı şekilde tedbirleri sıkı bir şekilde tutmalıyız. Peki hocam, bir de aşı konusu var. Urfa'da hani insanlar aşı olmak istemiyor. Bir ön yargı var. Bu konuda neler söylemişsiniz? Yani aşı aslında bulaşıcı hastalıkların birçoğunda, önlenebilir hastalıkların birçoğunda bizim kullandığımız bir metot, aşılama yöntemi. Ve özellikle viral enfeksiyonlarda ve bakteriyel enfeksiyonların bazılarında kolay, önlenebilir ve en ucuz yöntem hastalıktan korunmada. Şu an iki yöntem var. Bir el yıkama, bir de aşılama. Hastalıklardan korunmada en ucuz, en basit ve en güvenilir yöntemlerden. Mevcut, var olan ülkemizdeki şu anki yapılan inaktif aşı da klasik yöntemlerle yapılmış. Hatta daha önceden geçtiğimiz yıllarda uygulanan grip aşılarında da benzer teknolojiler üretilmiş olan bir aşı. Onun için tüm herkes yaş grubu geldiğinde, sırası geldiğinde muhakkak aşılarını yaptırsın.